İyi akşamlar sevgili seyirciler. Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ertem Şener. Türkiye'nin efsane kadrosuyla canlı yayındayız. Bu akşam stüdyomuzda misafirlerimiz de var. Hemen onu belirtelim. Sevgili Sinan abimiz bizimle, Rasim Ozan Kütahyalı, Abdülkerim Durmaz ve Ahmet Çakar'la bu akşam gerçekten nefis bir program ekranlarınıza getireceğiz. Tadından yenmez derler ya, öyle bir program olacak. Yine efsane bir Beyaz Futbol sizleri bekliyor arkadaşlar. Çok önemli görüntüler var. Çok önemli çok çok özel görüntüler var. Beşiktaş'ın doğum gününü kutluyoruz. Beşiktaş'ın doğum günü kutlu olsun diyoruz sevgili seyirciler. Bugün Beşiktaş'ın doğum günü, 114. yılı Beşiktaş'ın kutlu olsun diyoruz sevgili seyirciler. Beşiktaş'ın 114. yılı kutlu olsun. Puan durumunu ekranlarınıza getireceğiz. Başakşehir, Medipol Başakşehir, Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Tunç, Galatasaray, Galatasaray, Fenerbahçe bu haftayı hep puan kayıplarıyla tamamladılar. Trabzonspor kazandı. Kazanan taraf Trabzonspor oldu bu hafta. Evet. Trabzonspor'a baktığımız zaman hani neredeyse küme düşecek denilen Trabzonspor'a, ligin ilk 10 haftasında toparladı bu şekilde ifadeler kullanılan Trabzonspor için artık bambaşka şeyler söyleniyor. İlk 3'e girebilir mi? 3. olabilir mi? 4. olabilir mi deniliyor. Yarın Kulüpler Birliği zirvesi var. Haliç'te sevgili seyirciler ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu çok özel bir zirve olacak. Sabah saat 09'da Kulüpler Birliği, Türkiye futbolu, Türk futbolunun kalbi Kulüpler Birliği'nde atacak. Haliç'te atacak. Çok önemli misafirler de gelecek. En önemlisi de video hakem uygulaması da yine orada herkese gösterilecek. Sayın Cumhurbaşkanımız da canlı bir şekilde orada uygulamayı görecek. Herkes yarın çok çok özel bir program izleyecek Kulüpler Birliği'nde. Rasim hoş geldin. Hoş bulduk. Saatler olsun, saçın çok güzel olmuş. Beğendin mi? Beğenmedim yani de, yani ben niye beğeneyim de, güzel olmuş. Ben beğenmedim ya. Hayır, beğendim mi derken bir kötü bir soru gibi hissettim. Yok, böyle. Yok canım, sen de her türlü. Rasim, Levent Nazifoğlu istifa etti. Sana mevlütün başarı. Sayın Levent Nazifoğlu istifa etti dün akşam. Evet. Yakın çevresine bazı açıklamalar yapmış ve o yakın çevresinden aldığımız haberler sonrasında bugün sabah Sayın Dursun Özbek, Sayın Başkan'la Sayın Levent Nazifoğlu, ki benim çok değer verdiğim, önem verdiğim Türk bir isim. Türk futbolu bu kadar dayanabildi. Levent Nazifoğlu gibi Türk futbol geleneğine aykırı, her şeyi olduğu gibi söyleyen, eyyem yapmayan, dansözlük yapmayan bir adam. Ha, ben de hayatımda Nazifoğlu'yla karşılaşmadım. El ele sıkışmadım. Bunda biraz belli bir süredir hiçbir yöneticiyle, hiçbir futbol aktörüyle özellikle görüşmemeyi ilke edindiğim için de yaptım. Çünkü lüzumsuz yere başka şeyler olabiliyor. Türk basını zaten Türk spor yöneticileriyle çok iç içe ve yozlaşmanın temelinde bu oluşturuyor. Biz de zamanında yanlış yere bazı kişilere samimi olduk, gerek yok. Spor basındaki basın mensupları kulüpleri yönetmeye falan filan kalkmamalı. Kalkarsa iş iyice pervasızlaşıyor. Nitekim spor basını denetim görevini yapamıyor. Şimdi Nazifoğlu'nun ayrılmasını zaten Galatasaray'da ağalar istiyordu. Çok uzun süredir istiyorlardı. Yani Nazifoğlu da umurumda değil, durduğum kadar dururum diyordu. Bu noktaya gelinmiştir. Ağlar kim? Ağlar yani Galatasaray'da. Hı, fotoğraflarda Galatasaray'da bir hani eski Rusça'da nomenklatura derler. Sovyetler'de bunu söylerlerdi. Bir egemen kesim vardır. Ve bu egemen kesim, mesela Fenerbahçe'de egemen kesim yok, egemen kişi var. Aziz Yıldırım. Delege sistemini kontrol etmiş. Orada ölene kadar kalacak. Bunun o delegelerin Aziz Bey'i görevden alma ihtimali yok. Galatasaray'da da başında, Allah uzun ömür versin, herhalde 90 yaşına bulduğu İnan Kıraç'ın olduğu bir nomenklatura vardır. Ve bunlar ya hepsi bütün liseliler değil. Yani liselilerin de çok önemli bir kısmı goy goyculuk yapar, başka bir şey yapmaz. Orada işte 25-30 kişilik bir grup egemen bir kesimdir. Başkanları getiren götürenler de genelde bunlardır. Ve o kesim aslında başta Levent Nazifoğlu'ndan hoşlanıyordu. Bazı şeyleri söylesin vesaire. Taraftarı da soğursun. Taraftarın duygularını soğursun diye. Fakat sonra işi bitti. Nazifoğlu bunları da şey yapmaya başladı. Evet, dediğin gibi miadını onların perspektifine göre doldurdu. Esas mesele, Türk futbolunda hiçbir kulübün o kongre demokrasi değildir. Yani kongreye adamlarını koy, ondan sonra kal. Bizde odalar falan da öyledir. Mesela adam odalardan
30 senedir başındadır. Mesela Fatih Sarıcıklıoğlu, ben çocuktum, top başkanıydı. Büyüdük, çocuk şey oldu yine. Top başkanı. Herhalde bir 30 sene daha top başkanı olacak. Yani böyledir. Odalarda da, ticaret odalarında da böyledir. Bir ara metal iş sendikası vardı, 38 sene orada başındaydı falan. Yani bu sistem değişmedikçe biz burada, onun için bizim program komediye kaydı. Bizim programın komediye kayması aslında aynı zamanda Türk futbol ortamını protesto etmemizden kaynaklanıyor. Bu bir protesto şeklidir. Ne yapacaksın? İhtilal yapamayacağına göre ne yapacaksın? Galatasaray kulübünü basıp değiştirebilir misin? Fenerbahçe. Bu anca nasıl olur onu bilmiyorum. Ha bir gün gerçekten böyle milyonlarca taraftar bir kulübün önünde toplanırsa o değişim olur. Ama taraftarı da öyle kontrol ediyorlar ki tribün liderlerini bilmem neleri, orada çok tuhaf ilişkiler var. Hepiniz biliyorsunuz. Geçen hafta hatta biz değil mi Ankara'da ilke kararı aldık. Bu tribün işlerine hiç girmeyelim diye. Niye? Çünkü orada da Rasim, tuhaf hesaplaşmalar Rasim, var. Yani, Rasim kesiyorum. Kesiyorum. Tribünden telefon attığımızda çok özel bir misafirimiz var. Sayın Levent Nazifoğlu. Sayın Nazifoğlu. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Defalarca teşekkür ediyorum. Bizleri hiçbir zaman kırmadınız. Duruşunuzla, tarzınızla, davranışınızla, medyaya bakışınızla aykırı bir adam oldunuz her zaman. Çok teşekkür ediyorum öncelikli olarak ve geçmiş olsun. Nasılsınız Levent Bey? Vallahi herhalde ailemle beraber sağlık aynaklı bir vaziyette. Adam kurtuldu. Herkes şu anda gülüyor bana. Bütün evdekiler. Yani gerçekten ben büyük yük aldım ama sizden de bir ricam olacak. Buyurun. Bütün sistem ve spor yazarlarından, gazetecilerden bugün 100'e yakın telefon aldım. Sağ olsunlar hepsinden. Ama beni bir müddet rahat bırakın, rica ediyorum. Rica ediyorum. Yani gerçekten biraz bir zamana ihtiyacım var gerçekten. Dinlenmeye ihtiyacım var. Nazifoğlu yalnız bak, sende olur mu bilmiyorum ama bu koltuk işleri Türkiye'de biliyorsun çok şeydir. Bir süre sonra da niye beni hiçbir gazeteci aramıyor diye üzülebilirsin. Vallahi, belli olmaz bu iş bir ay sonra. Vallahi demem, billahi demem. Zaten diyecek olsam istifa etmez. Yok yok. Sayın Nazifoğlu, Sayın Nazifoğlu, Devrim Zengi sizi ararken bizim hani otomatik olarak kaydediyor konuşmaları. Bir baktım rejiye girdim, herkes gülüyor. Sonra ne oldu dedim, konuşmayı başa aldık. Size telefon açıyor akşam işte yayınımıza bağlanır mısınız diye. Devrim düş artık yakamdan, ne olur düşün artık yakamdan diye. Onu Sinan abiye dinlettim. Evet. Sinan abi yerlere yatıyor, biz gülmekten öldük öyle Ahmet Hoca falan. Yani, hoca dinledin mi onu? Hocaya da dinlettim. Bir dakika, bir dakika, ben gülmedim. Ben son derece rahatsızım. Ya ama ya hocam bu akşam rahatsız bırak beni. Rica ediyorum. Levent, Levent anlıyorum. Derin Galatasaray. Galatasaray içerisindeki bazı menfaat odakları evet. Senin kellerini istedi. Sen yok yok, yok hocam, öyle değil. Öyle yani, değil. Doğrusunu sen anlat o zaman, niye istifa ettin kardeşim? Ben söyledim yani, ben tamamen kendi isteğimle. Yani orada Galatasaray'ın aslında derin kişileri değil, çok basit kişileri burada şeyi aldığı için istifa ettim ben. Ama orada. Basit kişilerin de işte gücü nereden kaynaklanıyor diye bakmak anlamadım. Lazım. Ben Levent Nazifoğlu kardeşim. Çünkü basit niye, kişiler diyor. Niye istifa ettiğini bana çok net, benim gibi vasat zekalı, hatta geri zekalı bir adamın anlayacağı ya. Şekilde anlatmıyor. Ben bir araya girebilir miyim hocam? Dünle ilgili çünkü. Giremezsin. Sayın Nazifoğlu. Kardeşim, yok yok. Hayır hayır. Bu istifa ile ilgili. İstifa ile ilgili. Sayın Nazifoğlu. Dün akşam programımızı izlediniz mi öncelikli olarak? Oradan başlayalım. İzledim. Peki. Yüzde. Yakın çevrenize. Doğru, %20'si yanlış. Biz yakın çevrenize, yakın çevrenize bazı konuşmalar yaptığınızı duyduk. Hatta ben dedim ki ne olur dedim. Hatta biraz da samimi konuşma yaptım. Levent abi eğer yanlışsa bağlanın ve yalanlayın dedim. Evet. Bu konuşmalar, dün akşamki konuşmalar doğru muydu sizin ağzınızdan? Yani yakın çevrenize doğru. Söyledikleriniz. %80'i doğru. Yani uslu bir mod değil ama yani genelde baktığınız zaman içeriğine doğru. Peki Galatasaray'da rant peşinde olanlar kimler Levent Bey? Şimdi yani rant peşinde şimdi orada. Yani tabii ki bu bir samimi bir ortamda konuşulan bir şey. Rant'tan bahsederken yani bu Mehmet Özbek ve Dursun Özbek'ten kesinlikle bahsetmedim yani, onu söyleyeyim. Evet, evet. Yani bu şey olaraktan da düşündüm bunu. Yani o güçten orada olmak isteyen, egolarını tatmin etmek isteyen, yani bunu da bir rant olarak görün orada.
Alper Naran bunlardan, bu isimlerden birisi olabilir mi? Niye? Alper Narman. Narman. Yönetimlerde olmaması gereken bir isim. Hasbelkader oraya gelmiş. Yani aslında ben onu hiç kayla bile almıyorum yani. Anladım. Levent Bey, siz Trabzon yolculuğu sırasında Alper Narman'ın Trabzon'a gideceğini öğreniyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki Sayın Başkan'a. Bunu bir kere anlatayım ve bitireyim. Lütfen. Yani, lütfen Ertem'cim beni fazla Alper Narman diyor. Yok, zor durumda tutmuyor. Zor durumda bırakmayacağım sizi. Söz yani veriyorum. Zor durumda kalmam ben ama fazla konuşmak istemiyorum. Bitirmek istiyorum. Tamam. Şimdi biz pazartesi günü Sayın Başkan'la bir toplantı yaptık. Sadece ikimizin oldu. Ve başkanımın bana söyledi, Levent, bir zor dönemece giriyoruz Trabzon'a giderken, lütfen dedi, seyirci götürmeyelim, Ayhan da gitmesin dedi. Aynen böyle bir konuşmamız oldu. Ben dedim ki, başkanım emredersiniz, nasıl arzu ederseniz, tamam madem öyle dedim, öyle yaparız. Yani şimdi bugün bunu neden söylüyorum, bunu özellikle? Çünkü bugün bütün gazetelerde Ayhan Akbin yüzünden oldu. Ya böyle bir çocuksa bir şeyden dolayı olabilir mi sizce ya? Böyle bir şey olabilir mi? Evet. Yani sonra ben çarşamba günü orada konuştuk. Yani birçok şeyi konuştuk. Birçok şeyde antak kaldık. Çarşamba veya perşembe günü beni idare menajerimiz Uğur Yıldız aradı. Uçağın kadrosunu verdi. Uçağın kadrosunda Alper Narman da vardı. Ben de o dün akşam söylediklerim, sizin söylediklerinizin biraz daha... Alo, ses gitti. Biraz da dedik. Olaydan çok rahatsız olduğunu. Eğer o olursa ve ben ondan yan yana oturursam futbolcular üzerindeki etkimin tamamen kaybolacağını söyledim başkan. Evet. Başkan da bana Levent'im o bir yönetici, onun gelmesi lazım oraya dedi. Ben de o zaman o gitsin abi dedim ve böylelikle kapandı konu. Yani benim Trabzon'a gitmeyeceğim perşembe gününden belliydi. Peki bu sabah Sayın Dursun Özbek'le bir... Onu da söyleyeyim, istifa edeceğim de o günden belliydi. Fakat yani düşünebildiğiniz gibi Trabzon spor maçı vardı, çok önemli bir maç. Maçın bitmesini bekledim. Peki. Ben bunu hem Mehmet Özbek'e hem Cenk Ergün'e Cuma günü söyledim ben istifa edeceğim pazartesi günü. Levent Bey, peki bu sabah oldu. Bu sabah tabii siz bizim dün akşam verdiğimiz o haberlerden sonra sayısız telefonlar aldınız. Dursun Başkan'la konuştunuz. Dursun Başkan size şöyle bir şey söyledi mi? İstifa et ya da çık yalanla. Dün akşam Beyaz TV'de, Beyaz Futbol'da konuşulanları yalanla dedi mi size? Bak şimdi şerefim üzerine yemin ediyorum. Dursun Başkan bana bir gün bile istifa etmedi. Evet. Ve her zaman beni bırakmadı dedi. Ve korudu. Bir gün bile. Korudu. Ama artık benim orada kalma şeyim, yani kulübe de zarar vermeye ve futbolcuya da zarar vermeye başladı. Niye zarar verdi diyorsun sence? Niye yani? Peki çık yalanla dedi mi Rasim? Çok özür dilerim. Çık bunları yalanla dedi mi size? Hayır. Demedi. Evet. Peki nereden çıktı bir anda istifa? Hani bugün neden? Sayın Nazifoğlu. Ya bugün gördüm ki benim sadece başkanla konuştuğum şeyler bazı gazetelerde ve bir Hürriyet'teki yazıda beni çok tabii rencide etti. Hiç doğru olmayan, kesinlikle yalan olan bir haberdi. Yani o Hürriyet tamamen başkanın kardeşinin etkisinde yazı yazan bir gazete. Orada olan bir yazıdan çok rahatsız oldum. Mehmet Özbek Beyefendi'nin etkisinde mi kaldılar diyorsunuz? Hürriyet gazetesi, Hürriyet Spor, öyle mi? Ali Naci Küçük, evet. Öyle bir hissettim. Hürriyet'i yazan kişi ama. Hürriyet'in bütün spor servisi değil herhalde. Tabii. Hürriyet'i yazan kişi yani. Ali Naci Küçük'ten mi bahsediyorsunuz? Evet. Anladım. Peki cumartesi ibra edilir mi Galatasaray idari ve mali yönden? Bakın gerçekten ilgilendirmiyor. Gitmeyeceğim de ben oraya. Gitmeyeceksiniz. Yani ben... Şimdi gerçekten uzak kalmak istiyorum bu olaylarda. Anladım. Yani gerçekten hiçbir şeyle uzun bir süre ilgilenmek istemiyorum. Sayın Nazifoğlu, yorumcu olmayı düşünüyor musunuz? benim yerime gelsin buyursun. Evet. Çok ciddi söylüyorum. Yorumcu olmayı düşünüyor musunuz? Bugün çok sordular. Kesinlikle öyle bir şey hiçbir şekilde düşünmüyorum.
bir daha ne gazeteye ne televizyona bağlanmamayı diliyorum. Sayın Nazifoğlu. Nazifoğlu gel benim yerime otur. Leventçim beni bu rahatsızlığından kurtar. Buraya gel. Güzel bir Galatasaraylı gel olarak gel Allah aşkına. Yok. Yok, gel yok, baba ben de yok. Siyasete geri döneyim gel. Sen Galatasaray'da ben yok, de Rasim'i bırakmam. Rasim'i bırakmam. Sen kurtulayım. Rasim'i bırakmam. Rasim'i bırakmam. Olun. Levent Bey. Emin olun bugün maç seyretmedim. O kadar rahatım ki yani her maçta böyle bir geriliyordum. Çok rahatım. Evet, artık abi. Maç final seyretmeyeceğim. Arada bir gene Galatasaray maçını seyredeceğim. Ya bu Gayyar Kuyusu gibi bir de. Arada yani, sırada buraya da gelin. Bekleriz stüdyomuz. Yok yok. Bu masa evet, size her zaman açık onu söyleyelim. Ben unutulmak istiyorum. Levent Bey. Bütün spor severlerden. Yani beni bir hoş sada olarak görsünler. Geldim hayatlarından geçtim. Bir daha da gerçekten unutmalarını istiyorum beni. Levent Bey. Sayın Ünal Aysal'ın başkan adayı olacağı yönünde bazı haberler var. Ne olur yine her zamanki gibi biliyorum samimi cevap tabii vereceğinizi. Dürüst Ünal Aysal verse. Eğer aday olursa Levent seni yanımda görmek istiyorum derse. Asla olmaz. Yani. Peki. Peki yaptığınız transferler konuşuluyor. Deniliyor ki işte hatta zamanında demişsiniz ki bunlar benim yüzümden olduğu üzerime alıyorum. Zararı da üzerime alıyorum. Kârı Galatasaray'ın olsun hiç önemli değil diye. Yine her zamanki gibi böyle dobra dobra dürüstçe açıklamalarınız oldu. Diyorlar ki şimdi zararı bıraktı gitti kendi kurtuldu. Galatasaray dibe çöktü. Şimdi ben sevgili başkanımdan şunu beklerdim. Yani biliyorsunuz ben sayın başkan için en az bir 20 kere bütün Türkiye'yi karşıma alarak da bir konuşmalar yaptım. Doğru doğru. Başkanı destekleyen. Yani ben de en azından bugün, hiç değilse bugün Sayın Başkanım bir açıklama yapıp hem bu Ayhan olayının bu işten ilgisi olmadığını, neden olduğunu söylemesini beklerdim kendisinden. Hem de bu alınan futbolcuların yapılan pazarlıklarında benim hiçbir ilgimin olmadığını, yani hiç değilse beni böyle bir yollamasını isterdim. Nazifoğlu biraz ama... Dursun Özbey'e kırgınsın. Şimdi bak sen de dobra adamsın, ben de dobra adamım. Dursun Özbey'e bir kırgınlığın olduğunu görüyorum. Yanlış mı? Çok kırgınım. Çok kırgınım. Kırgınsın evet. Çok kırgınım. Dursun yani Özbey'e çok kırgınım dedi bak manşet bir bunu. Bir gün benimle ilgili bir açıklama yapmadı. Bütün yalan yazıları gördüğü halde bir gün müdahale etmedi olayı. Ve ben burada bütün Türkiye ile kavgayı onun için yaptım. Bütün Türkiye ile kavgayı onun için yaptım. En kötü döneminde geldim. Ve onu kurtarmak için her türlü şeyin altına imzamı at. Ve bak şunu da söyleyeyim. Nazifoğlu objektif olarak söylüyorum. Dursun Özbek için çok ciddi paratoner vazifesi gördü. Şimdi evet. Nazifoğlu sonrası dönemde Dursun Başkan çok daha çabuk yıpranacaktır. Ve devrilme ihtimali de kuvvetlidir. Evet duyamadın. Hak ettiğine hala inanıyorum. İşte buna seni savunmak... Şimdi sen onu savunduğunda çünkü sen bağımsız bir adamdın. Özerk bir adamdın. Türk futbol tarihinde çok eşi benzeri az. Yani hakikaten o anlamda. Beğenen beğenmeyen bunu da kabul etmek zorunda. Ve gerçekten o açıklamalarla bazı taraftarı bile karşına alarak paratoner oluyordun. Ama Dursun Özbek'in seni savunması durumunda Dursun Özbek bu sefer Galatasaray'ın kendini sahibi zanneden o diyelim o takıma karşı bir şey diyemez hale gelecekti. Çünkü onlar senden hoşlanmıyordu. Senin üslubunu Galatasaray'ın üslubu gibi görmüyorlardı. Neyse artık Galatasaray'ın üslubu. Evet. Galatasaray'ın üslubu bence bu olmalı. Galatasaray'ın üslubu eyyem olmamalı. Şimdi, kumpas olmamalı. Sinsilik olmamalı. Buyur. Rasim'cim. Buyur. Yani Galatasaray'ın üslubu nedir? Bütün hataları görmemezlikten gel. İşte bu... Olmaz. Sol kırılsın. Yeni gençine kalsın. Bu bra- hataları yapıp orada devam etmek isteyen insanların uydurdu. Bravo. Bir kere bunu halkımız uyansın artık. Kim ne hata yaptıysa ortaya çıksın. Tam teşhis ettin. Yani Galatasaray'ın üslubu bazı şeyleri yaptım. Maalesef Galatasaray'ın geleneksel üslubu Galatasaray yönetiminin ve işte bu kendini Galatasaray'ın sahibi zanneden takımın kol kırılır yer içinde kalır. Ne olursa olsun biz kendi dışımızda şeyi yapmayalım. Ve bu şekilde de bir sürü geçmişte Galatasaray'a karşı suç işleyen adamı da üstünü örttüler. Galatasaray'da açık konuşalım. Çünkü devamlı yönetmek için bunu böyle yapmaları lazımdı. Hepimizi de kandırdılar böyle bize. Çok yanlış. Levent, bir şey soracağım. İstersen cevap verme. İstersen cevap verme. Bir şey soracağım ama. Doğru. Bu Tudor'u, kaç senelik arkadaşın olarak soruyorum. Bu Tudor'u
Niye aldınız? Neden aldınız? Kim söyledi? Nasıl oldu? Nasıl gelişti? Çok merak ediyorum, biliyor musun? Kıstas neydi yani, Tudor almanın kıstası? Ya şimdi bir kere Ray Carey o benim gibi ömrünü tamamlamıştı. Yani, Tudor'u kim karar verdi? Yoksun. Tam tersini söylüyordu her şey. Evet. Seyirci de çok karşısındaydı. Yani onu orada tutmanın başka çok fazla bir anlamı yoktu artık. Evet. Mesela niye Tudor oldu? Niye yerliler olmadı? Neden Tudor mesela? Niye Karabüğün hocası? Kim buna karar verdi? Çok yani, merak ediyorum ben. Şimdi, bir de bir parantez açayım Sinan abiye. Sosyal medyanın etkisinde kaldı mı kulüp? Kalmaz mı ya? Kalmaz mı yani? Peki nasıl oluştu bu fikir Levent? Ya fikir gerçekten doğrusunu söylüyorum size. Evet. Yani o Kayseri maçından sonra pazartesi günü Tudor'un menajeri bizim Cenk Ergün'ü aradı ve bizim o gün haberimiz oldu Tudor'un serbest kaldığında. Gerçekten öyle oldu. Ha yani siz teklifi yapmadan önce kendi serbest mi kaldı? Yok. Hayır. Maddesi yani 150 bin liraya serbest kalır var. Maddesi vardı ya, onu söylemiş. Tudor'u düşünürseniz böyle bir madde var. Serbest kalacağını söyledi. Hayır. Kim teklif etti yani buna, yani bunu alalım yönetim kim dedi? Yönetim için. Ben mesela biz Lücescu mesela Serdar Bilgili'yle evde otururken Lücescu Galatasaray Ankara gücü maçı vardı. Christophe Daumier'in konuşurken bakarken Serdar Bilgili'yle aa bak dedim bunu alalım, bu hocayı alalım falan, bırakıyor gönderiyorlar dedim. Böyle gelişti mesela bizim Lücescu. Ya bu yani denk bunu ortaya atınca oradaki bütün herkesin hoşuna gitti. Herkes ben dahil olmak üzere onay verdi. Cenk. Anladım. Cenk tamam. Evet. Tudor için değil mi? Tudor'a. Evet. Peki Tudor. Cenk Bey sosyal medyadan etkilendi o zaman. Çünkü tabii. Galatasaray taraftarları... Hayır. Cenk aradı beni. Tamam. Aradı çünkü tamam. Aramasının sebebi şu. Sosyal medya Tudor diye çıldırıyordu adeta. Ben de menajer olsam ben hemen derim ki bakın sosyal medyayı görüyorsunuz. Galatasaray taraftarı Tudor diye çıldırıyor. Böyle de bir madde var. Böyle de bir madde var. İster misiniz diye. Öyle oldu diyorsunuz. Evet. Sosyal medyanın etkisiyle bir kulüp yönetilir mi Levent Bey? Bunu sizin şahsınızda söylemiyorum. Siz yönetilemeyeceği için zaten ayrıldınız. Bir. Şimdi ben yönetilmesin diye zaten orada gördüğünüz gibi bir savaş verdim. Peki, ama bu savaşı kaybettim. Levent'ciğim yine bir soru daha, çok merak ettim. Buruma'nın kendisi mi Rize'ye gelmedi? Aftirikoçili sohbet ediyoruz. Geçti gitti yani. Sallama değil bu. O kendisi mi Rize'ye gelmedi? Kimse aramızda konuşuyoruz abi. Kimse de. Ya şimdi daha evvela ben bunu söyledim. Yani Buruma ben moralim çok bozuk. Ben Rize'ye gelmiyorum dedi ve şeyi terk etti. Allah. Böyle bir şey var. Abi 3 gün sonra hocam? 3 gün sonra adamı sonra Beşiktaş maçında oynamak istiyorum dedi. Oynadı. Yok. Bizim hocamız bunu ben bir ceza vereceğim. Bu takıma kazandıracağım dedi. Biz de kabul ettik. Anladım. Sayın Nazifoğlu, siz biraz önce dediniz ya spor severler beni bir kaza olarak görsünler artık yokum diye. Tatlı bir Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Özer Saraçoğlu demiş ki kaza ama Doğan Çocuk ne olacak demiş. Kim doğdu ki? Doğan Çocuk ne? Ya, kazada Özer Doğan Çocuk ne olacak? Özer Saraçoğlu hasbel kader sadece Galatasaray'ın olduğu için bu takıma yöneticisi olmuş bir kişi. Bir kere o konuları hiçbir bıraksın da. O hiç bu konularda bir şey konuşmasın da. Doğacak çocuk diye bir şey yok burada. Dediğim gibi burada Dursun Özbek yönetimi 20 milyon euroluk bir transfer yapmıştır. 22,5 milyon euroluk da bir satış yapmıştır. Sadece 2,5 milyon euro kârdadır. Onlar kendi dönemlerine baksınlar. Başarı geldi de nasıl geldi? Ben çok açık konuşuyorum. Levent Nazifoğlu kardeşim. Dursun evet. Özbek bu gecenin itibaren benim için bitmiştir. Aynen. Dursun Özbek senin gibi mert. Her ne kadar Galatasaray geleneklerine uymasa da yalanı dolanı olmayan bir adamı tırnak içinde bağışla. Kullanıp atılmasına bravo. Göz yuman Dursun Özbek bundan sonra bizden ancak ne alacağını kendisi de biliyor. O, ya ama şöyle ne alacağını, hocam. Bir dakika kardeşim senden alıyor bir şey et. Ben Levent Nazifoğlu'nu Ergun abi, Ergun Gürsoy ama senin adamlığında ortada. Galatasaray uyumazsın. Çünkü Galatasaray'da genel anlamda daha önceki soygu. Alkolik çakallar yol verilip Galatasaray'ın milyonlarca eurosu çalınmıştır. Dursun Özbek bir yöneticiler için öyle bir şey söyleyemem ama Dursun Özbek ve arkadaşları
bu olası veya bunu olayın üzerine gitmemiştir herhalde. Gidememiştir. Bu pislikleri, başarısızlıkları, rezillikleri bir yerde sana engel olmayarak, seni korumayarak basında. Seni satmışlardır. Bundan sonra Dursun Özbek benim için sadece Dursun'dur. Dursun diye de başkan ismi olmayacağına göre Dursun. Benim için fiilen Galatasaray başkanı şimdi diye bir adam durdu. Yoktur. Nazifoğlu'nu satanı biz burada kılıçtan geçiririz mecazi anlamda. Dursun Özbek, bir dakika. Senden izin alacak değilim ben Dursun Özbey'i eleştirirken, öperken, severken. Ben hocam, karar veririm ona. Arkadaşlarım Dursun Bey'i sevebilirler. Benim için Dursun Özbek sadece Dursun'dur. Evet, Dursun diye de başkan ismi olmayacak. Dursun otelinde öyle Dursun. Galatasaray başkanlığı fiilen bitmiştir. Evet. Hocam, Dursun otelinde Dursun ne demek ya? Lafım yok ama etrafında tanımadığım. Dediniz ya bunu. Biz de ya bu tuhaf tuhaf idare isimle ilk defa duyuyorum uçağa binenler. Galatasaray'da da bu Riva Miva acaba... Dursun Özbey'i kesinlikle tenzih ederim. Bir soygun için ama. Levent Nazifoğlu gibi Dursun bir el Özbek bombası. Dursun başarılı ama canım hakkını yemeyelim. Dürüstlük timsali. Dangıl dungul. Bağışla bunu pozitif anlamda. Bir adam tasfiye edilsin. Bütün pislikleri buna yıkalım. İşte sen bazı gazeteciler söyledin. Onlara buradan yalanı verelim. Dursun Özbek şeyi korumasın. Levent Nazifoğlu'nu. Levent'i buradan çıkartalım. Buradan biz işimize bakalım rivalar mivalar ararsalar bir tezgahın içindeler mi? Dursun Özbey'i tenzih ederim. Kesinlikle Dursun Özbek namuslu bir adamdır. Dursun Özbek namuslu adamdır. Ama Dursun Özbek bundan sonra benim için sadece Dursun'dur kardeşim. Hocam, seni kulları baktılar kardeşim. Hocam yok. Bak ben her şeyi biliyorsun aklım bildiğim kadarıyla söylerim hocam. Dursun Özbek şu anda Galatasaray'a çok lazımdır. Dursun Özbek olmasa bu projelerin hiçbiri yürümez, devam etmez. Aynen doğru. Onun da dürüstlüğüne kefilim aynı zamanda. Ben dürüst değil demedim. Bilakis dürüst olduğunu düşünüyorum. Hocam Riva işinde, Nazifoğlu herhalde beni teyit edecektir. Riva işini bitiren kişi, Galatasaray'a çok ciddi oranda para kazandıran kişi Dursun Özbek'tir. Başka bir başkan bunu yapamazdı. Dursun Özbek Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile de çok olumlu, güzel ilişkiler kurarak... Onu yapmıştır. Daha önce Dursun Özbek'ten dışındaki diğer yöneticilerin Türkiye Cumhuriyeti ile kavgası vardı zaten. Dursun evet, Özbek bunu açmıştır. Bu dönemde mutlaka olması gereken bir insan. Aynen aynen. Yani tek dürüstlük değil. Çünkü dürüstlük karın doyurmayabilir bazen. Dürüst olduğu kadar aynı zamanda da o anlamda başarılı oldu. Yani o Riva meselesinde değil mi? O para kazandırma meselesinde yeni bir imar planı çıktı oraya. TOKİ ile anlaştı vesaire. Ve Galatasaray'ın bu mali batağını, finansal bataklıktan kurtulması için de önemli bir adım attı. Yani onun da hakkını vermek lazım. Bir laf vardır. Kesinlikle. Bak şimdi dinle. Dursun Özbek çok kurnazım diyor ama. Nazifoğlu'na da ayıp etmiştir. Bak, Dursun Özbek yapılacak kumpası söylüyorum. Önce bütün bu sıkıntılı dönemlerde... Seni bir şekilde gazetecileri zehirleyerek kötü kişi yapıp tasfiye ettiler korumadılar. Ama onu Mehmet Özbek diyor. Bak şimdi. Onu yapan da Mehmet Özbek diyor abi. Dönem yapılacağını söylüyor. Bir dakika be Rasim ya. Rasim bir müsaade. Dursun Özbek önümüzdeki dönem. Çünkü Galatasaray'da çakal çok. Galatasaray'da tırnak içinde. Hesabını bilen çok adam var. Dursun Özbek'i kastediyor. Dursun Özbek'e hükümetle ilişkisi şudur budur. Riva'yı mivayı çıkartacaklar. Lan diye bu sefer Dursun'u da indirecekler. Tekrar gelecek alkolik çakallar ve ekibi. Bak yaz bunu bir yere. Bu kaseti de koyun. Hocam getirmesinler. Ya Galatasaray'ın nüvesinde var. Kardeşim Galatasaray Genel Kurulu bir kısmı tabii. İşte evet, çok değerli var. Alkolik çakallar, 143 zaferler, bilmem neler. 90 yaşında prostatı açmış, evet vesayet ver diyen adamlardan oluşmuş bir Galatasaray Genel Kurulu. İçlerinde çok değerli. Bilim adamları, akademisyenler, iş adamları var. Onların hepsini tercih ederim. Ama ben biliyorum. Genel Kurulu herkesin abi dediği adam Galatasaray'ı 10 milyon dolarlık soydu. İsmini söyleyemem. Ünal Bey'i de kastetmiyorum. Yanlış anlamayın. Alkolik çakallardır onların rumuzu. Kim olduğunu tüm Galatasaraylılar anlıyor. Aynen. Galatasaray Genel Kurulu kardeşim. 10 milyon 600 bin dolar. Şimdi Dursun Başkan her şeyi bitirecekler. Para toplanacak. Tekrar Dursun Özbey'i tasfiye edecekler. Çökecekler. Yine işte Onte videolar, Monte videolar, hayrolmuşlar gelecek. Yine soygun başlayacak. Sevgili hocam, buyurun. Ona müsaade etmesinler artık. Aynen. Yani bakın birçok şey artık ortada. Birçok şey ortada yani değil. Sen tasfiye edilirsen birçok şey ortada değil. Sen her şeyi konuşan bir itirafçıydın. Seni baktılar ki hakim olamadılar, seni yok ettiler.
tırnak manevi olarak. Hocam ben Reis Hoca gibi ben de biraz kendi kendimi yok ettim. Hayır, sen evet. Yok edilmek için ama hocam, yok ayrılayım diye sana öyle bir psikolojik bak suratında sanki uzun yıllar bir kadınla yaşamış, sonra kadınla ayrılmak zorunda kalan, yaşanan kötü acıları topluma, annelere, babalara, arkadaşlara söylemeyen bir eski sevgili konumundasın Leventçim. Seni bıktırdılar. Sen itirafçıydın, seni tasfiye ettiler. Dursun Özbey'e Galatasaray'ın malını mülkünü sattıracaklar. Sonra da Galatasaray'a çökecekler. Var mı Ertan başka? Yok bak, hocam bağlıyorlar tekrar. Hocam, Dursun ona Ertem, Nazifoğlu yeniden bağlasınlar. Dur şimdi Nazifoğlu. Nazifoğlu bence birileri kullanıp attı demek doğru değil ama. Kimi? Nazifoğlu. Bence ben öyle kardeşim. Bence sen söyle. Saygı duyuyorum. Fikir ayrılığı. Yorumuna saygı duyuyorum. Burada. Dursun otelinde Dursun ne demek ya? Herkes onu konuşuyor. Özür dilerim daha sonra. Ne var bunda? Dursun otelinde Dursun diyorsun hocam. Yani şu Dursun Galatasaray'dan ayrılsın otelinde Dursun. Ne var bunda? Hocam yalnız şu an Dursun. Abi Dursun sana gitsin derken nereden bilir efendim? Çocuk da o zaman. Ertem, Ertem bir dakika. Ertem şu an Dursun otelinde şimdi Dursun demek Galatasaray'ında aleyhinedir hocam. Yani sen bunu kötü niyetle yapmıyorsun ama alkolik çakalların ekmeğine de yağ sürmeyelim. O zaman niye? Şöyle söyleyeyim. Dursun çünkü otelinde Dursun, durursa... Dursun ama... Bak söylüyorum. Şey, hocam, hattımızda Dursun, Sayın Nazifoğlu. Hocam Dursun Özbek oteline geri dönerse soygun yeniden şimdi, başlar onun için. Onu da buyurun buyurun. Son o zaman başkan olarak Dursun. Buyurun evet biraz Sayın Dursun, Başkan'ı olur. Konuşturalım merhaba, hatta. Baba. Hiç, bu Sinan abi buyur. Abicim anlamadığım bir şey var. Levent Nazifoğlu kendisi istifa etti. Aynen Levent öyle. Nazifoğlu kimse istifa et falan demedi. Tabii. Kendisi baktı yanlış gidiyor. Daraldı bazı yerden kendisi istifa etti. Daraldı. Bunları bak. Hocam bir şey söyleyeyim. Sen işler, benimle kardeş miyiz? Evet. Senin sevmediğin bir adamı ben evime yemeğe çağırmam. Çağırıyorsan bil ki senin üzerine oynuyordu. Hocam. Dursun Bey Başkan. Bu işler. Bu Trabzon uçağındaki neydi o adamın adı? Narman. Söyleyin Nazif Bey. Uçağı aynen. Narman. Alper Narman. Narman. Aynen hocam. Ya. Hocam bu işler. Bu işler kolay işler değil. Futbol takımında yönetmek. Bakın. Sabahleyin ben kalkar evden tesise gidene kadar alan bugün ne çıktı diye. Bunların hepsini yaşamıştır. Levent fazlasıyla. Yalan haberler onlar bunlar bıkmıştır. Yalan haberlerden sıkılmıştır. Benim gibi rahat adam zona çıkardım ben zona. Ben zona ya. Tabii canım Avusturya'da doktor zona hastalığı sıkıntı. Bak Levent ne diyor? Ne diyor şu an Levent diyor? Bıktım yani unutsun beni insanlar diyor. Abi daralıyorsun. O da unutmak istiyor. Yalan haberler bilmem neler bakıyorsun sonra diyorsun ki ben ne için mücadele ediyorum? Evet. Ne için tabii mücadele ediyorum? Bakıyorsun bunlar için mücadele, bir şey için mücadele ediyorum. Hiçbir maddi olarak bir menfaatim yok. Ama bakıyor. Boşa uğraşıyorum. Ne uğraşıyorum dedi. Al kardeşim seferini sepetini dedi. Yürüdü gitti. Tebrik ediyorum Leventçim seni. Bu davranışından dolayı 10 numara bir iş yaptın. Sen ben birinci hamleydin. Bir şey daha söylemek istiyorum. Söyleyin söyleyin sürekli söyleyin evet. Yani bugün bayağı bir şimdi benim arkadaşlarım gösterdi. İşte bu yok buradan komisyon alınmış şurada daireler var burada arabalar var falan filan diye. Yani bak bunu yapanlar şerefsizdir. Ben gittiğim deplasmanlarda bile kaldığım otelin parasını ve uçağımın parasını ödemiş bir kişiyim. Doğru. 1 lira geçtiyse boğazından çocuklarımın boğazında kalsın onunla. 1 lira. Allah, bakın, Allah korusun. Allah korusun. 1 lira diyorum. Bunlar Leventçim, çok aşağılık ithamlardır. Leventçim zaten seninle ilgili... Hangi dindense önemli değil. Bütün dinlerde en büyük günahlardan biri iftira atmak. Tabii tabii. Zaten seninle... Onlara beddua ederim. Hayatları kararır. Bak söyleyeyim size. Bir şey söyleyeyim mi? İnandırıcı değil zaten. Zaten seninle ilgili herkesin ortak bir fikri var. Tabii tabii. Dürüst adam gibi adam Akçeli işleri. Sonuna kadar ben senin her şeyin altına... O yüzden rahat konuşuyor zaten. Her şeyin yani, altına imza şöyle atarım. Şöyle söyleyeyim. Beni başkan kaç kere bir transfer görüşmesine yolladığı halde... Ben hiç başkan beni Akçeli işlere karıştırma diye gitmemiş bir kişiyim. Doğru. Gitmedim. Buna kim gitti Levent? Transferi dahil olmak üzere. Kim gitti transfer görüşmelerine? Mehmet Özbek. Ya, şimdi Mehmet Özbek gitti ama çok şeffaf bir şekilde yaptı bunları. Hayır, aklını yiyemem. Bir şey itham etmek istemiyorum. Bu konuda. Zaten bak Türk milleti aptal değil. 80 milyonuz. Senin tarzını 3-5 aydır özellikle açıklık politikanı dangulungur konuşmandan adam dolayı. Kendine güven adamdır. Geçmişin kendine güvenin. Geçmişin temiz oldu. Mal gibi. Eyyam sen, yapar. Namussuz var eyyam yapar. Galatasaray'daki en önemli yaraya parmak soktun. Geçmiş dönemde yapılan tuhaf, açıklanamaz futbolcu transferleri ve yolsuzluk imaları neteliğine o alkolik çakallar ve ekibi şu anda sana iftira atıyorlar. Biz inanmıyoruz. Türkiye'de inanmıyor. Kimse kardeşim. İnanmıyor hocam. Ha, eleştirebilirsin icraatlarını şunu ama kul hakkı, Avanta, Indira Gandhi konusunda ben
Sen de fazla büyük bir samimiyetim olmamasına rağmen Allah biliyor ya kefilim. Hocam normalde bu kefil olmam çünkü 3-5 defa oturmuşuz. Hocam bu tür şeyleri, bu tür gayri kanuni işleri yapan insanlar böyle şey konuşmazlar. Kendilerini ortaya atmazlar. Genelde saklanırlar. Dede gibi alkolik çakallar saklandı bak. Ortada yok adamlar. Saklanırlar. Hiç gündeme gelmeyip sıvışırlar. Ama şu anda alttan böyle oynuyorlar. Takır takır. Ekranlarda da mesela. Takır takır konuşan adamlar kendine güvenen adamlardır. Bir geçmişine güvenen adamlardır. Nazifoğlu'nun öyle olduğu konusunda kimsenin şüphesi yok. Ama ben bir Galatasaraylı olarak senden şunu rica ediyorum. Bak bana da şu an onlarca mesaj geliyor. En azından bağımsız bir müfettiş gibi Galatasaray camiasında olanları takip etmeni senden istiyoruz. Galatasaray taraftarı olarak. İstihbara saygılıyız. İstediğini yap, haklısın hakikaten. Bu Galatasaray'daki bu kumpas girdabı çekilmez hale gelmiş olabilir. Saygılıyım o konuda. Ama bir Galatasaraylı olarak Galatasaray'ı ne kadar sevdiğini biliyorum. Hepimiz Galatasaray'ı çok seviyoruz zaten. Galatasaray'a bağlılığımız o adamlara bağlı olsa bugün Galatasaray'ın taraftarı kalmazdı. Hiç taraftarı kalmazdı. Bugün 20 milyon taraftar çoğunluğuna sorsan o takımdan nefret ediyor. Galatasaray'ın kendini sahibi zanneden o takımdan daha başka bir şey söylemiyorum. Nefret ediyor. Ama durum bu. En azından şu an bütün kamuoyu seni tanıdı. Sayın Nazifoğlu. Bütün Galatasaraylılar adına denetim görevini, teftiş görevini sürdürmeni istiyoruz. Evet. Onu basında sürdürmeni istiyoruz. Yani yoksa Galatasaray yeniden, Çakar o konuda haklı, yeniden bu girdaba sürüklenir. Çünkü Galatasaray'daki o nomenklatura... Rasim, yorumları sonraya bırakalım. Hayır, sesi gelmiyor da. Telefonu kapandı. Sayın Nazifoğlu.